Evet, yazdan kalma bir günde yaz gülü ile birlikte çok güzel bir menünün tadına bakacağız sevgili izleyenler. Hazır mısınız? Evet Gürbüz, masam nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel olmuş bence. Sen de üstünü değiştirmişsin. Evet, değiştirdim üstümü, yetiştirdim çok şükür. Çok memnunum menümden. Tebrik ederiz. Teşekkür ediyorum Gürbüz. Nasıl hissediyorsun peki? Çok mutluyum gerçekten çünkü çok güzel oldu. Öyle mi oldu? Evet Zuhar Hanım. Halka sesleniş, merhaba. Gerçekten buyurun. Merhaba, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın Yazgül'ü, gel teşekkür yanıma. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ay yeşiller ne hoş. Evet. Aa, suplaların, aa servislerin aynı renksiniz. Evet, bugün özellikle uyum... mi yaptın? Hayır, aslında uyum sağlamak istedim. Çünkü ne diyorsun? Tesadüf. Her şeye uyum sağlamak istedim. İşte her şeye, evet, yani. Kesinlikle böyle her şeyi dikkatli bir şekilde özene bözene yapmaya çalıştım. Özene bözene. Evet. Vallahi çiçek senden herhalde. Evet, çiçek de bende. Yapma ama hoş duruyor. Evet. Bence kibar bir sofra olmuş. Evet. Kibar bir masa. Hoş ben geldiniz tekrardan. Ben severim böyle kibar masada. Hoş mi? Bulduk. Ne yaptın ya? Aklım sende. Menünü duyduğumdan beridir evin içinde dört dönüyorum. İnanın Zuhan Hanım, baksanıza halime, kıpkırmızı oldum zaten yetiştireceğim derken olmuş. Gerçekten öyle oldu ama yetiştireceğim derken yani bir acayip çok telaşlıydım ama çok şükür yetiştirdim. Çok şükür. Kesinlikle yetiştirdim. Aman şükür, güzel menü. Merhaba Hanım, merhabalar. Merhaba. Yazgül Hanım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Şey gibi geldi. Yani bir sabah alıcı geldiniz. Malıcı. Zuhal Hanım merhabalar, bir tahsilat vardı bizim. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Merhabalar. Ya da satıcı gibi yani. Zuhal Hanım merhabalar. Bize adres olarak Beyhoz şey dediler. Adres soracaktım da Zuhal Hanım. Heh, o yüzden teşekkür ederim. Adresimiz belli. Yemekteyiz. 150 bin TL. Daha ne diyeyim ya? Daha ne yapalım size? Daha ne yapalım ya? Gündüz kuşağının en yüksek ödülünü veriyoruz. Alt tarafı 5 çeşit yemek yapacaksınız 2,5 saatte. Az mı ya? Şuraya bak. Meyve ağaçları, havuz kenarı, klimalı ev, bir Gürbüz, asistanınız Gürbüz, her şeyiniz, eliniz, ayağınız. Evet, masayı ilk yorumlamak isteyen. Ben yorumlayabilirim. Tabii Ezgi. Tam Yazgül Hanım'dan beklediğim gibi bir masa. 70'lerden kalma vazolar, yapay çiçekler. Yani tozlar çiçeğin üzerinde. Göremedim. Gelin çiçeği gibi olmuş. Bu taraf biraz daha tozlu. Dışarıda kaldı. Belki ondan gelmiş olabilir. Yani yıkayabilirdiniz. Ezgi Hanım bunu. Siz gerçekten çok saçma sapan yorumlar yok, yapıyorsunuz. Hiç de bile eski zamandan kalmamış. Evet, gayet de güzel ve renkli. Yok. Bence yani siz eski zamanda kalmışsınız belli çünkü. Yaz aylarında bir canlı çiçek beklerdim. Benim masam o kadar ben laf söylediniz. Ben böyle tercih ettim Ezgi Hanım. Ama güzel olmamış tercihiniz. Size göre güzel olmamış. Ve, bana göre çok güzel. Yani bilmiyorum. Ben Rüştü Bey'in kaşığı ters servis açılmış. Bunu fark ettim. Aşağı gelene kadar o kadar sıkıntı var ki ben çok sadece var. Kaşıkla yiyeceğim sanırım. Bunu fark ettim. Çatal kaşık da bırakmışım. Zaten benim kaşık servisim yani... Rüştü Bey'in tarafında mı benim tarafımda mı tamam, belli değil. Tamam öyle dinleyeyim. Senin iki çatalın gündür yok ben mu? Hani sıkıntı ettim. Çatalı unuttum Zuhal Hanım. Heyecandan hemen getiririm ben o konuda kusura bakmasın. Hemen evet. Ayarlarım ben. Ayarlı. Yani bende çatal eksik. Ezgi Hanım'da peçete eksik. Aa, hemen ayarlayacağım. Ezgi Hanım'da çatal hayır eksik değil. O çatal onun. Ben size getireceğim. Ama kusura bakmayın sadece bu şekilde tamam, oldu. Tamam. Hemen getiriyorum ben. Peki sen nasıl buldun masayı? Zuhal Hanım ben Ezgi'ye katılmıyorum. Tam tersine böyle otantik bir masa buluyorum. Otantik mi? Yani böyle nostalji duruyor. Yani güzel duruyor. Bana göre çok güzel bir masa. Modern demek istedin. Modern yani modern nostalji. Modern. Ya ben tabaklarla bu supları falan Amerikan servislerine uyumunu hoş buldum ama yeşiller. Konusuna renk hoş değil Zuhal Hanım. Konusuna bir şey yani demiyorum. Gri ben ama bir şey diyor. Ha canım. Çiçek konusuna bir şey demiyorum. Toz olabilir. Evet, bakmamıştır ama masa üzerini güzel bence. Çatal kaşık eksik evet onu kabul ediyorum ama masanın çiçeği falan sorguluyor ya. O bence o kendisi eski zamandan kalmış. Hangi renk bırakmış uymuyor? Gri bayıyor zaten mor üstüne. Gri mi? Bardaklar, yeşil bu ya. Yani... Yeşil bu. Siz nefti daha yeşil renk tonlarını bilmiyorsunuz. Gri gelmiş gibi. Nefti yeşil bu duruyor ya. Yeşil değil mi? Bende mi bir sıkıntı yeşil var? Yeşil bu. Yeşil. Yani. Gri evet mi? Gri dediler buna. Bu nefti yeşil değil mi? Işıklardan çok komikler. Mi? Gerçekten çok komikler. Nasıl yorum yeşil yapacaklarını yani bilmiyorlar. Olabilir. Gayet de düzgün yorumlar yapıyoruz. Daha çatal koymadınız önümüze. Azat Bey. Koydum çatal görmüyor musun? Başta koymadınız. Şimdi bir zahmet. Olabilir. O ilk baştaki hatamı kabul ediyorum ben Rüştü tamam, Bey. Tamam ben de söylüyorum zaten.
Başka evet. bir sorun buluyor musunuz lütfen? Bir arar mısınız? Sorun demiyorum. İçimi baydıyorum. İlk iki gün çok güzel turkuaz renkler, cıvıl cıvıl masalardı. Bu masa benim içimi baydı. Çünkü hayır bence masam gayet tamam. güzel ve ben masamı sizin çok beğendim. Peki. Evet. Sen de nedir durumlar masa ile ilgili Birsel? Yani ben daha renkli bir masa beklerdim. Kesinlikle. Ya tabii olabilir de onun da tercihi böyle. Için. Ben kibar buldum. Sade seviyorum. Peki çorba servisine başlayalım. Hemen getiriyoruz evet. Yani çiçeği dışında genel olarak renk uyumu kontrastı güzel. Çiçek de kibar ya öyle ıngıl cıngıl. Varaklı falan ya çok eski moda ya. Varaktan dolayı hanım. Diyorsun. Varak istemedi. Varak böyle hani altın. Varak bence bahane arıyorsunuz. Yani her şeyde değil. Her şeyde değil. Rüştü Bey masa düzeninde yine aynı şeyi yaptı. Dün de bana yapmıştı. Evet bazı şeylerine katılıyorum. Ama çiçek konusunda onun dışında herhangi bir sorun yoktu. Masa düzeni çok vasattı bence. Yani çok eski bir vazo kullanmış, kirli bir yapay çiçek kullanmış. Onun dışında zaten masada hiçbir şey yoktu. Zuhal Hanım ben mutfağa girebilir miyim? Bana niye soruyorsunuz? Ay bıkmadı bu yarışmacılar 3 senedir bana sorun. Ben değilim mutfağın sahabısı. Yazgül Hanım, Yazgül Hanım mutfağınıza bakabilir miyim? Kesinlikle mutfağa sizin girmenize izin vermiyorum. Özellikle ama, sizin girmenize izin vermiyorum. Mutfakta siz... ne var da beni sokmuyorsunuz ben anlamadım. Korkunuz ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Hiçbir nedir? Korkum yok ama biz sizi mutfağa sokmuyorum. Mutfağının kontrolünde korkmaması hanımefendi. Lazım. Sokmuyorum. Ben bakmak istiyorum Zuhal Hanım. Sadece İzninizle. Ezgi Hanım'ı mı sokmuyor acaba diğer yarışmacılar? Özellikle dedi ama. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün mutfak benim değil mi? Ben sizi sokmuyorum. Ne yapacaksınız? Ezgi girmek istiyorsun sokmuyordu. Birsel girebilir miyim? Hayır siz de ben siz size de ısrar etmedim. Bugün lütfen kılavuzum. Herkes otursun. Sadece ama kendisi ısrar etmiyorum. Kendisi bana dedi ki birinci çarşambaları gün. Çarşambaları mutfak yerde kapalı. Heyecandan ben mutfağınıza girmeyi unuttum dedi. Demek ki normal öyle bir şey. Öyle mi dedi? Evet. Evet. Nasıl? Nasıl? Zuhal, evet. Zuhal, heyecandan birinci gün mutfağınıza girmeyi unuttum dediniz siz bana. Peki siz niye sokmuyorsunuz siz o zaman mutfağa? Siz kaşık hakkında öyle konuştuğunuz için ben öyle söyledim. Siz giremezsiniz bir kere tamam mı? Neden giremiyorum? Neden? Giremiyorsunuz. Ben mutfağıma güveniyorum. Her şeyin tamamı giremezsiniz. Beni mutfağa alabilirsiniz. Benim tamam. Sıkıntı olmaması lazım. Sokmuyor ne yapacaksın? Yapacak ama şey. Ben gireceğim Zuhal Hanım. Hayır giremez. Ezgi Hanım bakar mısınız? Siz ne için gireceksiniz onu anlayabilir miyim? Kontrol etmek istiyorum mutfağı. Neyi kontrol edeceksiniz? Kirli mi, sanki temiz mi? Çok güzel yani bir bu çiçekteki kiri gördükten sonra ben yemeği nereden yiyeceğimi çok merak masanız ediyorum. Sizin masanız güzel miydi? Değil yemekleriniz miydi? Güzel miydi? Ben yemekten bahsetmiyorum. Yok yani yemekle masraf arasında fark yok zaten. Sonuçta yemekteyiz programındayız. Yani ben bence nereden yapayım? Yemek yiyeceğimi bilmek istiyorum yok, beyefendi. Yani onu, ben bu çiçekteki tozu gördükten yanlış, sonra mutfağı yanlış, çok yanlış, merak yanlış, ediyorum. Yanlış ben kabul etmiyorum böyle bir şey. Ben şahsım olarak kabul etmiyorum. Ben sizden günümde, izin almadım istemedim. Ne günümde kabul ederim. Ben de sonuçta burada bir yarışmacıyım. Ben de bir yarışmacıyım. Yani yanlış bence. Yaptığınız şey yanlış. Yok yanlış değil. Ben yanlış bu benim biliyorum. Tercihim. Bakın bir saat beştir lafımızı kesilmemiş bu kadar. Söyle canım. Şuraya katılıyorum. Toz bu kadar olunca ister evet. istemez merak uyandırıyor. Ama toz şimdi dışarıdayız ya girme. Ama yok dışarının toz tozu değil Zuhal Hanım bu. Kir yani birikmiş toz olur ya Zuhal Hanım. Dur bakayım benim yakın. Ezgi Hanım büyüteçinizi şey, getirseydiniz yardımcı evet, olurdunuz. Evet yanlış günde getirmişsiniz. Ver bakayım yavrum. Ver çocuğum. Şu özellikle mor olanlara bakarsanız. Ay evet bunun çok aşırı bu, tozlu Zuhal Hanım. Bu burada bu kadar tozlanmaz. Evet buranın herhalde tozu bu değil. Herhalde bu evden getirdi değil mi Gürbüz? Evet. Keşke bir silseydi içini. Doğru. Bak haklısınız. Haklıya haklı. Ben de böyle. Kesinlikle ben o yüzden mutfağı çok merak ediyorum. Bunu uçuşanlar falan zannettim. Yakından yok, bakınca içine böyle yok. Derinlerde de var. Bunları bir yapay çiçekleri doğru tutar toz tutar. Silmek lazım ıslak bezle falan evet, filan. Sildi mi çiçeğini? Gürbüz. Hayır Zuhal Hanım. Onu atlamış. Zuhal Hanım bence atlamış. Ezgi yemekleri kontrol etsin. Yemeklerde eksik varsa kontrol etsin. Yani temizlik hijyenlik konusunda ister istemez yarışmacı eksik de kalabilir. Mutfağı kontrol etmez. Ya ben zaten bizden bir hijyen beklemiyorum. Niye? Yok niye? Beklemiyorum. Neden? Neyi yani bakınca bu tarz yorumları da yapınca adam bu tarz yorumları da yapınca yok, demek yani ki o değil. Görüntüyü, o görüntüye bakarak insanı değerlendiriyor. Görüntüye bakarak yani değil yorumlarınıza bakarak. Yorumlarında ne var? Ne var? Ne var? Yok, yorumlarınıza bakarak ben. Ben diyorum ki yani yakış kalmaz. Yani sonuçta neden? Burada yemek gelecek yemeğe göre birçok restoranda açık mutfak var şu siz an görebiliyorum. Siz yemeklere hiç bakmadınız ki. Ezgi Hanım zaten yemekleri değerlendiriyor. Siz sadece yiyorsunuz. Belki ben belki kendi yöremden bir şeyler tabak çanaklar getireceğim. Getirebilirsiniz onda sıkıntı yok. Azat Bey bir restorana gittiğinizde masa kirliyse orada yemek yer misiniz? Laf etmez misiniz? Yok laf edersiniz ama kaşığı değiştirirsiniz. Tabak çanağınız kirli mi? Hayır.
tabak çanaktan bahsetmiyorum ama ben buradaki tozu çiçekti, görünce hayda, özellikle görmek istedim. Kaptılar. Çiçeği değerlendirerek her şeyi neredeyse kirli yapacaklar. Mutfakı da berbat görecekler. Çiçeği değerlendirmiyoruz. Çarpıştırmayın, çarpıtmayın. Burada bu kadar tozlu görünce buradan evden bu çiçeği konuda geliyorsa... Çiçeği tozlu olur, mutfağı da kirli olur. Atasözü. Ya, bunlar hepsi bahane arıyorlar. Bence sanki hepsi beraber bilenmiş de gelmiş. Bence yanlış yorum yapıyorlar. Kıskandılar bence. Ben kesinlikle kıskandıklarını düşünüyorum.